Amerika'da tarım dışı istihdam Ağustos'ta 315 binle tahminlerin üzerinde arttı. Ülkede işsizlik %3,5'dan 3,7'ye çıktı. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,3, yıllık %5,2 ile beklentinin hafif altında arttı. Euro bölgesinde üretici fiyatları Temmuz'da yıllık %36'dan %37,9'a çıktı. Aylık üfe 1,3'ten 4'e hızlandı. G7 Maliye Bakanları Rus petrolüne fiyat sınırı uygulanması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Amerikan Hazine Bakanı Yellen, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Rus ekonomisinin bozulmasını hızlandıracağını iddia etti. Yellen, G7'nin küresel enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya yönelik kritik bir adım attığını savundu. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rus doğal gazına da tavan fiyat uygulanmasını teklif edebileceklerini söyledi. Rus enerji şirketi Gazprom ise kuzey yakın boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Gazprom'dan yapılan açıklamada 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen ve Avrupa'ya gaz gönderen kuzey yakındaki bir türbinde arıza tespit edildiği belirtildi. Türkiye'nin dış ticaret açığı Ağustos'ta %162 artışla 11 milyar doları aştı. Ağustos'ta yıllık bazda ihracat %13,2 artışla 21,3 milyar dolar, ithalat %40 artışla 32,6 milyar dolar oldu. Finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyon açığı Haziran sonunda 5,8 milyar dolar azalarak yaklaşık 100 milyar dolara indi. Böylece reel kesimin döviz açığı son 12 yılın en düşük seviyesine inerken, düşüş şirketlerin yurt dışı bankalardan sağladığı uzun vadeli kredilerin azalmasından kaynaklandı. Geçen hafta Merkez Bankası'nın brüt ve net rezervlerinde gerileme izlenirken swap hariç net rezerv 200 milyon dolar azalarak eksi 51.8 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise geçen hafta 1.2 milyar dolar azalarak 212.7 milyar dolar oldu. Aynı hafta yabancı yatırımcılar net 32 milyon dolarlık hisse, 6 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda cuma gecesi itibariyle karşınızdayız. Haftanın son işlem günü gündemde bakalım neler var. Amerika aslında yükselişle başlamıştı. ABD hisse senetleri bugünü yukarıda tamamlamaya hazırlanıyorlardı. Ama ardından Rusya'dan gelen haber, Avrupa'ya gaz gönderen kuzey yakın birin o akışın kesildiğine dair haber sonrası endekslerde moraller bozuldu ve şu an satışta %1'e varan hatta Nasdaq'ta %1'in de üzerine çıkan bir geri çekilme var. Amerika'da istihdam verisini takip ettik. Tarım dışı istihdam beklentiye çok yakın, hatta beklentinin bir tık üzerinde geldi diyebiliriz. 315 bin kişilik bir artış var. Yaklaşık 300 bin kişilik beklenti vardı. Beklenti yakın, iyi bir veri aslında piyasa için. Hatta bu veri geldikten sonra beklentiden daha yüksek gelse de istihdam, borsalar yükselişe geçti. Avrupa borsaları yukarıya gitti. Yani risk iştahı açıktı ta ki bu Rusya'dan gelen habere kadar. Rus petrolüne tavan fiyat, işte Avrupa Birliği başta olmak üzere Amerika, G7 kendi aralarında konuştular. Rusya'dan petrol alınacaksa belli bir fiyatın üstünde para ödemeyeceğiz dediler. Rusya dedi ki eğer böyle bir tavan sınırı getiren ülke varsa ben de ona petrol satmam dedi. Ardından doğalgazla ilgili az önce söylediğimiz Gazprom'un Almanya'ya gaz gönderen kuzey yakın biri birdeki gazı kesmesi tamamen önemli bir haber olarak öne çıkmış durumda. İçeriye döndüğümüzde bizim gündemimize baktığımızda borsada bir banka rallisi var. Bankalardaki ralli durmuyor deyim yerindeyse. Bugün yine %5'ler, %7'ler. BIST'te bankacılık rallisi şovu adeta devam ediyor. Dış açık verisini takip ettik. Ağustos ayı dış açık verisi. Orada dış açığın biraz daha azalmaya, artmaya devam ettiğini görüyoruz. İthalat artış hızı %40'larda hala. Böyle bir tablo içerisinde kurda oldukça sakiniz. Yani dolar TL'de çok büyük bir hareket yok. 18-20'lerde bir kuru karşılıyoruz. Ve enflasyonda %81 beklentisi bizim. Ağustos ayı enflasyonumuz önümüzdeki hafta pazartesi günü gelecek. Bloomberg araştırma bölümünün piyasayla gerçekleştirdiği ankette enflasyonun %81'in üzerine çıkması gündemde.
Birazdan Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman'la birlikte olacağız. Şöyle bir piyasaya bakalım nasıl bir tablo var. Ardından sohbete geçeceğim. Dolar TL'de 18.22. Bakın bir değişim yok. 0.07. Euro TL 18.16. 0.08. Oldukça yatay bir kurla karşı karşıyayız. Kurlarla karşı karşıyayız. Dolar endeksi 109.5'ta biraz olsun aşağı geliyor ama sadece 0.15. Euro dolar paritesi 0.99, 68'de akşam seansı bir hop satışta 3.666 ile Amerika satışa döndü. Biz de burada aşağı geliyoruz 0.45'lik bir hareket. Bakalım gün içerisinde grafiğimize dolar TL için geldi. Yani oldukça dar bir bant aralığı aslında 18-20-22 aralığı. Çok yani sabit neredeyse bir kur var. Şurayı saymayalım, burayı görmesek tamamen yatay bir kurla karşı karşıyayız. Borsa İstanbul yükselişini sürdürüyor. Hatta işte daha da yukarıya koyarak bankacılık endeksi liderliğinde 3222 seviyesine kadar %2,5'luk bir yükselişe imza attık. Tahvil faizlerinde 10 yıllık geri çekildi. 12.84'e kadar indi. 5 yıllıkta bir değişim yok. 2 yıllıkta 14.5'larda pek bir değişim yok. 2 yıllık tahvil faizimizde. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde aşağı doğru hareket var. Borsalar satışa geçti. Burası aşağı geldi. 3.20'nin altında 3.19'luk bir ABD 10 yıllık. Bakalım ons altına, altına da yukarı doğru bir hareket gerçekleşiyor. Bugün 14-15 dolar, 1700 doların altındaydık dün. Bugün 1700 doların üstündeyiz, 1712 dolar. Gram altında 1000 liranın yeniden üzerine çıktı ons altındaki etkiyle. Bitcoin 20.000 doların kıyısında, petrol fiyatları 86, 87 ve 93 dolardan karşımızda. Avrupa borsaları Amerika'dan gelen iyi veri sonrası %3'ler, bakın çok ciddi yükselişlere imza attı ama Amerika... Hatta bir gün içerisinde grafiğe de bakarız arkadaşlar. Dow Jones'unkine bakabiliriz. 31.446, 0.6, 0.7 aşağıda. S&P 0.7'ye yakın satış tarafında aslında gün içinde iyi başlamıştık. Dediğim gibi sabah açılış itibariyle iyi de endeksler daha sonra satışa gördüler. Bakalım diğer grafiklerimizde arkadaşlar. Melike'ye döneceğim. Haftalık grafik geldi. Bir de günlük grafiğe bakalım. Bugünün grafiğine 33.000'lerden 31.400'e kadar aslında kötü bir hafta. Burada bakın bir tepki vermeye çalıştı. Ama hafta boyunca şöyle baktığımızda aşağı doğru bir hareket var. ABD'de Dow Jones Endeksinde gün içi gelebilecekse onu da ekrana rica edeyim. Ardından Melike'ye döneceğim. Melike Ayan. Bakalım bugünün hikayesini önce bu satış öncesinde yükselişi nasıl anlatacak? Bakın burada 32.000'e kadar çıkmıştı endeks. Sonra aşağı geldi ve gün içi en düşük seviyelerde görünüyor. 32.000 o zirveden 31.400 yaklaşık 500 puan aşağıdayız. Melike bugünün hikayesi tarım dışı istihdam önce yükselen sonra satış yan endeksler neler söylersin? Evet evet önce yükseldi sen de söyledin. Bir şekilde hani Fed... Daha agresif olmaz diye düşünüldü. Çok iyi bir veri olarak başta algılanmadı. Aslında bu veri için iyi diyebilir miyiz? Hem evet hem hayır. Yani evet olan kısmı var, hayır olan kısmı var. Ama Fed'in bir sonraki toplantısındaki yapacaklarını, aksiyonunu, Fed'in kararını değiştirecek kadar güçlü bir veri değil. Yani piyasanın lehine şekilde değiştirecek kadar güçlü değil. 315.000 geldi neydi? 200'lerde bekliyorduk. Yani 298.000 bekleniyordu. 315.000 geldi yukarıda. Ve 500 küsürlük 525'ti zannedersem 528.000'de 526.000'e aşağı yönü revize edildi. Çok az düştü. Şimdi iki adım öne gidiyoruz. Çok yüksek bir rakam 500.000. Bir adım geri geliyoruz, 300.000'e geliyoruz. Yani bu bize neyi gösteriyor? Powell'ın dediğini. Powell ne dedi? İstihdam piyasası dengesiz. Dengesini bulamadı, kendini bulamadı dedi. Bunu dediği için de şunu anlıyoruz. Fed aksiyona devam, hatta jumbo rate artışı yani şöyle yüksek bir faiz artışına da gidebilir. Ama bu sonradan anlaşıldı, hazmedildi. Yani işsizlik rakamının 3.7'lere bile gelmesi hani kötü veri iyi fiyatlanır deniyordu ya öyle oldu fakat sonra o da tersine döndü çünkü daha fazla kişinin piyasaya istihdam piyasasına geldiğini iş aradığını gördük. Zaten o kişiler oradaydı iş arıyorlar sadece. Bu önemli underemployment rate'den de onu görüyoruz yani part time iş sahibi olup full time iş arayanların sayısında ciddi bir şekilde yükselmesiyle birlikte bu ayda
Bunu anladık. İyi kısmı da var. Yani imalat, hizmet sektörü, otelcilik, turizm, şimdi bir yandan da sanayi, finans sektöründe de artışlar var. Hem de biraz daha ortalamanın artışı yönünde. Hizmet sektörü yine en önde, 68 binde. En büyük dağılımın içinde onu görüyoruz. Fakat diğerlerinde de artış var. Yani eksilme yok. İşte bu iyi anlaşıldı. Ama ücret büyümesinde bir yavaşlama var. Ya bu kötü mü? Hayır. Yani büyüme devam ediyor. Sadece o büyümenin ivmesi bir önceki kadar yüksek değil. Yani bu kadar basit. Ve bunu piyasa ilk gördüğünde anlamadı veya hazmedemedi. Sonra da zaten sen de dedin ya, özellikle Gazprom haberleriyle birlikte, yani kritik bir petrol hattının açılışı biraz gecikti. Ve bu da hemen zaten petrolün artışıyla birlikte oraya sirayet etti. Hemen gördük orada reaksiyonu. Petrol haftayı zararda kapatıyor bu arada. Ama bugün yukarıda. Petrol yukarıda, altın yukarıda. 3 endeks aşağıdır. Neden? Risk iştahı düştüğü için. Risk iştahının düşmesinin ardında yatan sebep de bugün gelen veri aslında iyi. Genelde iyi. Yüzdeye vurunca yüzde çoğunlukta iyi. Fabrika siparişleri de -0.2 yerine -1 geldi. Dayanıklı tüketim malları siparişlerinde hafif bir düşüş var. Sermaye ürünlerinde çıkış devam ediyor. Fabrika siparişleri yani daha bir önceki dönemde %2 artmıştı. Niye şimdi %-1 düşüyor? O da zaten sabah saatlerinde gelen bir veriydi. Hepsi böyle bir anda kötü gelince fiyatlama alım yönünde oldu. Fakat dediğim gibi sonra işte Fed endişeleri, Avrupa gaz hatlarının açılmaması etkisi piyasayı şöyle bir sarstı. Global tahvillerde %20 düştü. 2021'in zirvesinden buralara gelip ayı piyasasına imzasını attı tam anlamıyla. Böyle olunca da şimdi gerçekten yatırımcı elini eteğini çekip güvenli limana girdi. Altın yukarı çıkıyorsa ardında yatan sebep o. İşte bugünün, haftanın en önemli verisi. Tam dedik ki biraz ortalığı topladı derken onun detaylarına, yorumuna bakınca demek ki Fed artık faizleri artıracak. Bir de Barış'ım 13 Eylül'de Fed toplantısı değil mi? Bir sonraki 13 Eylül'de ve o zamana kadar bakacağımız en önemli veri buydu. Fed'in ne yapacağı hakkında. İkinci de TÜFE. Yani olay bitmedi henüz. Şimdi bütün gündem acaba enflasyon nereye çıkacak, ne olacak? Orada da şöyle bir artış görürsek artık iyice piyasalar çökebilir diyebilirim. Çünkü yani enflasyonu kontrol altına almak zorundayız da zorundayız deyip duran Powell ve diğer Fed yetkilileri var. Gördük Lester'ın konuşmasını değil mi? 2 gün önceydi. Bunu söylediler bize. Yani bir şekilde uzun bir süre faizler yüksek kalabilir, kalmalıdır enflasyonla mücadelede. ABD ekonomisini bir şöyle doğru yöne sokmada. Biz bunlara bakınca yani bugünkü verinin çok etkili olduğunu zannetmiyorum. Etkisiz eleman oldu sanki. Başta sevindirdi, sonra da etkisiz eleman oldu. O yüzden sabah da dedim yani bu rapor ne iyi ne kötü. İyi yönü biraz daha fazla basıyor. Yani o işsizlik rakamının %3.7'ye çıkması 3.5'lardan değil mi? Yalnız söylemiyorum. Tabii 3.5'tan 3.7'ye çıktı. Bir önceki dönem 3.5'tu. Birden niye kötü algılandı? Kötü algılanmasın, sadece piyasaya adım attılar. Zaten piyasaydılar ve başvurdular. İkisi de ayrı zaten anketlerden geliyor. İşte durum şu an itibariyle satış. Kıpkırmızı bir yerdeyiz diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'cim çok teşekkürler. Kapanışa doğru Melike bir kez daha bizimle olacak. Ben stüdyoya dönüyorum. Murat Sağman bu akşam konuğumuz. Hoş geldin. Sağman. Hoş bulduk Barış Esen. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler. Bayağı oldu. Bayağı evet, bir yaz geçti aradan. Tatilleri yaptım, bronzlaştım geldim. Evet ya öyle biraz. Enerji nasıl? İyi, enerji iyi. Süper. Amerika ile başlayalım istersen. Amerika ile başlayalım. Bugün tarım dışı istihdam geldi. Beklentinin bir tık üzerinde bir veriyle karşı karşıyayız. İşsizlik biraz yukarı gitmiş gibi görünüyor. Ama piyasa etkisi enteresan. Önce iyiydi, sonra terse döndü. Nasıl yorumluyorsun istihdam verisini? Ya istihdam verisi biliyorsun Fed'in yani izlediği en önemli, yani çok veri izliyor Fed ama Amerikan Merkez Bankası
izlediği en önemli herhalde 2-3 veriden bir tanesi. Tabii en önemlisi enflasyon. İkincisi de tabii tarım dışı istihdam verisi işte 300 bin altında bekleniyordu. 315 bin geldi. Yani veriler iyi, güçlü geliyor ama ya işsizlik tabii rakamı biraz 3.5'ten 3.7. Orada biliyorsun biraz diğer rakamlarda sanki biraz bir yavaşlama gözüküyor. Özellikle faiz artışı sonrası. Ama herhalde 21 Eylül'deki FED toplantısında biliyorsun sen de her akşam bunları iletiyorsun. Herhalde 75 bas puan olacak gibi gözüküyor. Yani güçlü bir tarım dışı var. Yüksek bir enflasyon var. Biraz aşağı burnunu çevirse de aşağı doğru. Yine yüksek bir enflasyon devam ediyor. Ve Powell'ın işte 10 dakikalık efsane konuşmasını atan Jackson Hole'daki yani herhalde bu kadar kısa sürede bu kadar etki çok azdır. Yani 2013'te bile hani Bernanke'nin konuşması bu kadar etkili olmamıştı. 10 dakikalık konuşma sonrası hani piyasaların artık herhalde 75 bas puana kendini hazırladığını görebiliyoruz. Sadece FED değil yani haftaya olacak Avrupa Merkez Bankası da bir 75 bas puan hatta bazuka faiz arttırımında deniyor. Orada da bir 75 bas puan faiz arttırımı gözüküyor ki bu yüksek enflasyonla birlikte işte biraz önce sen de Euro'daki üfeyi verdin. Yani gerçekten 37 çok yüksek bir oran. Tüfelerde zaten %8-9'larda. Onun için faiz artırımları herhalde devam edecek gibi gözüküyor. Burada terminaldeki beklenti şu an 50 bas puana daha yakın gibi. FED için de. Evet FED için 21 Eylül toplantısı %55 ihtimalle 75 bas puan yapar diyor. Bu bir ara %70-%80'lere yaklaşmıştı. Azalıyor gittikçe. Biraz azaldı yani 50 mi 75 mi biraz daha sanki 50'ye yakın gibi görünüyor. Avrupa Merkez Bankası'na da bakalım. O da sen de söyledin haftaya. Ben biraz tabii piyasadaki oyun yani piyasadaki verilere baktım. Tabii bu terminalde şey yapabilir. Hani okuduğum birkaç şey de var. Yani 75 yani piyasa sanki ona doğru gidiyor ama evet bu euro herhalde. Bu da Avrupa Merkez Bankası için. Orada da 75 bas puan ihtimali yaklaşık %63. Burada biraz daha fazla. Her iki Merkez Bankası'ndan da Eylül ayında faiz artışları bekleniyor. Ama dolar endeksi çok güçlü. Bu güçlenme, bu güçlü seyir devam edecek mi? Vallahi yani ya 110'da falan durabilir. 109'lardayız herhalde değil mi? Biraz önce sen de verdin. Hani 110 kritik biraz da baktım yayından öncesi. Yani 110'lar falan artık biraz yani çok hızlı yükseldi. Yani işte 105'lerden 109'lara geldi. Parite tabii 1'in altında en son herhalde 0.97-0.98'lerdeydi baktığında parite. 0.99-60'da. Evet. Tamam, yani 1'in altında yani sanki buralarda tabii güçlü daha fazla güçlenmesini istemeyecektir. Hem FED yetkilileri hem de Amerika iş dünyası. Çünkü rekabetçi avantajını da kaybedecek bu sefer. Ayrıca tabii şirket yurt dışında yaptığı karların daha düşük dolarla çevrilecek falan. Onun için bir arada hatırlar mısın bilmiyorum. Hani 1.05'lere geldiğinde Janet Yellen'ın bir açıklaması vardı. Yani biz hani buralar artık yeter dercesine. Trump'ın açıklaması var. Yani biz artık güçlü dolar istemiyoruz demişti. 1.05'lerdeyken şimdi 1'e geldik. Hani biraz daha aşağı gelebilir. Şimdi biliyorsun iki şey var orada. İki düşünce var. Onu söyleyeyim. Bir böyle 0.80'ciler diyorum ben onlara. Bir 0.80'e tekrar o seviyeleri biliyorsun test etmişti 2002 yıllarında. Bir de yani hani biraz aşağı inse de hani tekrar yukarıya gider. Ben ikinci düşüncedeyim yani. Hani biraz daha aşağı gelse bile hani ben 0.80'e gideceğini düşünmüyorum. Daha da aşağı geldikten sonra da tekrar yukarıya gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa Merkez Bankası da faiz arttırım sürecine başladı ve hani 50'den 75'e bir kademe daha çıkacak. Onun için ben pariteyi açıkçası yani buralarda kalacağını düşünüyorum. İleriki zamanda da euro tekrar güçlenebilir. Burada Avrupa'nın belki en önemli sorunu enerji. Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın işgali devam ediyor. Ve Gazprom da bugün Kuzey Akım 1 ile Avrupa'ya gönderdiği gazı tamamen kestiğini açıkladı. Burada tabii teknik bir arıza dinliyor. Daha önce bir bakım vardı. Bu
çözülememiş. Yarın açılması bekleniyordu. Şöyle bir paylaşım yapmışlar. Bu işte hani arızalı yer burası diye. Gazprom'un burada bir sızıntı var ve bunu çözemediğimiz için bir yağ anladığımız kadarıyla burada sızıyor. Bunu çözemedik ve gaz akışını kestik diyor. Tam aslında bu biraz tesadüf eseri ki Avrupa, Amerika başta olmak üzere G7 maliye bakanları dediler ki biz Rusya'dan petrol alırken bir tavan fiyat uygulayacağız. Aynı güne denk gelmesi bir tesadüf mü? Yani büyük bir tesadüf değil mi bu yani? Evet. Ya tabii bu ya yani kış falan çok konuşuluyor biliyorsun. Yani sonbahara geliyoruz. Ya yani bunun böyle devam etmesi tabii yani 37 üfeden bahsediyorsun Euro bölgesinde. Bu tabii ya bunun tesadüf olmaması ve bu işin devam etmesi Avrupa için çok sıkıntı yaratacak. Dönüp dolaşıp bize de sıkıntı yaratacak. Çünkü bu sefer Avrupa'daki resesyon ihtimalleri konuşulacak. Hatta bir stagflasyon mevzusu ortaya çıkacak. Yani yüksek bir enflasyonla birlikte bir de ekonomide yavaşlama. Bizim de en önemli ticari partneriz Avrupa. Hem Avrupa kendisini hem de dolaylı yönden bizi de etkileyebilir diye düşünüyorum. Göreceğiz. Yani bu iş daha çok uzun sürecek gibi gözüküyor. Daha Rusya-Ukrayna ne olacak? Yani o iş, ben bir iki şey okudum, makale okudum. Yani sanki yıl sonuna kadar, yani bekleyenler de var yani bu iş biraz daha iyiye gidebilir diye. Ama genel anlamda bu işin daha da 2023'e sarkacak gibi gözüküyor. Burada resesyonla beraber Avrupa'nın bizim sonra ihracat en büyük ticari partnerimiz. En büyük sıkıntı bu mu? Tabii ki yani ya en büyük sizin alıcınızın yavaşlaması tabii sizi de etkiler ya. Zaten içeriye geçeceğiz birazdan. Zaten içeride bir sürü sıkıntı var. Hani bir de ticaret yaptığımız en büyük partnerimizin yavaşlaması tabii ki bizi etkiler. Peki. İçeriye geçmeden biraz yurt dışında altını konuşalım. Altın konusunda senin de değerlendirmelerin olurdu. ABD tahvil faizleri yukarı gittikçe 10 yıllık altın 1700'ünde altına gelmişti ki ta ki bugüne kadar bir tepki var altında. Yeniden 1700'ün üstündeyiz. Anlaşılan o ki FED enflasyonla mücadele etmek için faiz artırmaya devam edecek. Ve geri adım atmayacak gibi. Altınla ilgili değerlendirmen ne olur? Yani tabii altınla ilgili tabii şimdi faiz artışları genellikle altın için iyi gelişmeler değildir. Ama ben hep söylediğim bir şey var. Altındaki yükselme iki tane sebep sayıyorum. Bundan sonrası için yani hala ben bir potansiyel daha görüyorum. Hatta üç tane şey sayabilirim. Birincisi tabii enflasyon. Yani enflasyon devam edecek. Enflasyondan da korunmak için en önemli araçlardan bir tanesi dünyada. İkincisi faizler artsa da negatif reel faiz devam edecek. Bu tarihsel süreçte baktığın zaman yani son yüzyıla bak genellikle negatif reel faiz oldu. Negatif reel faiz ne demek? Yani finans okur yazar. Şimdi faiz yükseliyor ama hala enflasyonun altında. Yani aslında faizle enflasyona karşı kendini koruyamıyorsun. Onun için altın bir koruma aracı olabiliyor burada. Negatif reel faiz olursa. Pozitif reel faizde genellikle altının düştüğünü görüyoruz ki bunun en büyük örneği. Geçen programda da herhalde söylemiştim, tekrarlayayım. Biliyorsun 1980'de işte Volcker, efsanevi Fed başkanı çok yüksek bir faiz yani faizleri yükseltiyor. İşte 16-17'lere kadar getiriyor. Altın 1980'de 850 dolardan işte 19 yıl boyunca 250 dolara geliyor. Çünkü yüksek negatif pozitif reel faiz veriyor. Şu anda negatif reel faiz devam ediyor. Bu ikinci sebep. Üçüncüsü de valla dünyada bir değişik yani biliyorsun Çin, Tayvan vardı. İşte bilmiyoruz ne olacak. İşte abi. Yani her an bir jeopolitik gelişmeler ki o senin daha çok iyi bildiğin işler. Herhangi bir jeopolitik negatif gelişmeler olabilir. Öyle olunca da hemen güvenli limanda altın oluyor. Evet. Burada tabii dolar da galiba güçlü dolar da biraz baskılı. O da tabii etkiliyor. Sonuçta altın neyle fiyatlanıyor? Dolarla fiyatlanıyor. Dolar güçlenince tabii ki altın da düşüyor ama ben dolardaki güçlenmenin hani biraz daha yavaşlayacağını düşünüyorum. Çok hızlı gitti abi. Çok hızlı gitti. Son hani, bir yıl. Yani çok hızlı gitti. Yani 110'lar falan artık teknik de seviyeler. Yani biraz daha hani yukarı gitse de ben buralarda artık duracağını düşünüyorum.
Peki son olarak yurt dışını konuşurken petrole bir bakalım istersen. Petrolde de bizim enerji maliyetimiz açısından fiyatların aşağı gelmesi iyi. Burada İran'la bir Amerika anlaşma olur mu onu bekliyoruz. Bir taraftan da Rusya petrolüne, Rus petrolüne bir sınır, tavan koyma girişimi var. Nasıl olacak hakikaten bilmiyorum. Çünkü Rusya bunu ben de satmam diyor. Petrol fiyatlarının geleceğiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Yani tabii petrol fiyatları çok belirleyici. Yani ya dünya içinde, bizim içinde zaten. Yüksek cari açık veriyoruz. En büyük maliyetimiz tabii ki doğalgaz, petrol. İşte her 10 dolar yükseldiğinde biliyorsun 4 milyar dolar gibi bir cari açığa negatif etkisi var. Tabii düşünce de pozitif etkisi var ama hani benzin fiyatları izleyenler pek çıkarken hemen yansıyor da inerken de tam yansımadığını görüyoruz değil mi? Yani sen bunları hep Twitter'da paylaştın, oradan evet. Senden takip ediyoruz. Yani şey yükselişlerini ya da düşüşlerini. Onun için tabii yani okudum raporlarda diyeyim, ben petrol uzmanı falan değilim ama sonuçta çok okuyorum. Yani sanki böyle 70-80 dolar dip gibi gözüküyor. Yani düşse de maliyet de arttı biliyorsun. Çıkarma maliyetleri de artmış durumda. Yani hatta 60 dolarlar falan deniliyor. Hani 70-80, hatta bir petrol firmasına da danışmanlık ettiğim için onlardan da böyle bu tür bilgiler hep alıyorum. 70-80 dip gibi gözüküyor. Ama işler, işte Rusya'dan bahsediyorsun, biraz ters gittiğinde tekrar 100 dolarları da görebiliriz. O da bizim için tabii ki negatif olur. Peki o zaman bir araya gidelim izninle. Yapı Kredi'den bir değerlendirme var. Yapı Kredi Araştırma Bölümü Müdürü Görkem Göker'i dinleyelim. Aramızı verelim, ardından Türkiye'yi konuşacağız efendim. Özellikle yerli yatırımcının alternatif yatırım araçlarında bulmakta zorlandığı reel getiriyi Borsa İstanbul'da aradığını görüyoruz. Bu da çok anlaşılabilir ve bizim de beklediğimiz bir süreçti. Burada tabii Borsa İstanbul'un gerek şu an benzer piyasalarla olan iskontosu, gerekse geçmişteki işlem gördüğü seviyelere göre iskontosu da buradaki talebi yukarı yönlü destekleyici bir unsurdu. Ancak sizin de söylediğiniz bu yabancı girişleri her ne kadar son dönemde olsa da bir bütün olarak son 3 seneye baktığımızda burada net çıkışı görüyorduk ve yabancı sahipliği %33'lere kadar gerilemişti. Bu da bize hani bu seviyelerin de altına düşmesi tabii ki her zaman için olasılık dahilinde ama yukarı çıkması daha muhtemel diyorduk. Şu an görüşlerimizde çok büyük bir değişiklik yok, ancak bu Ağustos ayındaki hareketin bizim en azından bankalar üzerinde beklentilerimizin ben farklı geliştiğini de söylememiz lazım. Çünkü bu ivmeyi en azından bu dönemde bankalar üzerinde çok beklemiyorduk. Ancak şu an için piyasadaki genel gidişat bizim en son piyasa görüşümüzü oluşturduğumuz Temmuz ayından sonra bu şekilde gerçekleşti. Hani bundan sonra da baktığımızda biz yine genel olarak sanayi şirketlerini ve endüstri şirketlerini önceliklendirmeye devam ediyoruz. Ama bankalar açısından da en azından daha iyi bir değerleme anlamında, fiyatlama açısından, çok özür dilerim, fiyatlama açısından daha iyi bir ortam olduğunu da söylememiz lazım. Küresel piyasalarda konuğumuz Murat Sağman. Türkiye'ye geçelim istersen. Murat Sağman, Borsa İstanbul 3200'lere kadar geldi. Şaşırttı mı seni? Önce onunla başlayalım istersen bu hareket. Evet, yanıldım ben. Biliyorsun sen de yılbaşına yaptığımız programlarda, radyoda ve televizyonda. Ben 3200'lerdeydi. 2200'lerdeydi. 3000 hedefi vermiştim yıl sonuna kadar. Yanıldım. Tahminimden çok daha fazla gitti. Tabii bu enflasyonun büyük bir şeyi var. Neden yani enflasyonun geldiği nokta para politikasının olmaması, işte Merkez Bankası'nın işte faize dokunmaması, daha doğrusu dokundu kula, en son 13'e yani, indirdi. Şimdi Merkez Bankası normalde faiz arttırabilir, sabit bırakabilir, indirebilir. Ben de kullanmıştım. En son Didem'le çıktığım programda. Anayasa ilk 4 maddesi değiştirilemez biliyorsun.
Ben buna bir beşinci ekledim. Beşinci maddede faiz arttırılamaz. Yani bu yeni sistemde. Onun için Merkez Bankası'nın sadece iki şeyini kullanabiliyor. Ya sabit ya da faiz indirebiliyor. Arttırması söz konusu değil. O olunca tabii enflasyon daha yüksek noktalara geldi. Kur daha yüksek noktalara geldi. Ve tabii ki Türk lirası varlıklardan, yani bu düşük faizden ya da enflasyondan korunmak için borsa önemli bir alternatif oldu. Bu kadar hızlı geleceğini ben beklemiyordum ama 3000'leri bekliyordum. Şimdi tabii kur o zaman 15'ti. Benim 2 sent hedefim var, hala onu koruyorum. 2 sente gelme ihtimali var bu sene. 2 sent dediğim şu anda 3200 olan seviye Barış, 3600'e gelecek demektir. Yani bu da yine bir yükselişin devamı niteliğini taşıyor. Para girişi var. Yayının başında da söyledin. Yani yurt dışı biliyorsun durmuştu. Son dönemde de biraz yurt dışından da işte 32 milyon dolar girmiş. Son bir hafta bir tweet göstereceksin şöyle, herhalde. Evet, sen yabancılara soracağım ama yani Sayın Nebati'nin de borsayı Hazine ve Maliye Bakanı hep öne çıkardığını görüyoruz. Bugün mesela rekor sonrası, kapanış sonrası akşam 9'a yakın attı bu tweet mesajını. Borsa İstanbul 2.526.000 yatırımcı sayısına ulaşmış durumda. Halka açık şirketlerimize ait hisse senetlerinin toplam değeri 400 milyar TL. Borsa İstanbul yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldi diye bir paylaşım var. Kapanış rekoru da yanlış görmediysen onu da Sayın Nebati bugün paylaştı. Yani Borsa İstanbul'un son dönemde ekonomi yönetimi tarafından da başta Sayın Nebati olmak üzere öne çıkarıldığını sanki görüyoruz. Şimdi bu konuda ciddi bir sanki mesaj var. Ne dersin? Şimdi şöyle düşün, yani borsa niye yükseliyor? Hı hı. Sebebi niye? Çok güvenli, çok güven duyulduğu için mi? Evet, yani şöyle. Güvenden dolayı yükselmiyor borsa. Onun için bu ben cümleyi biraz değiştirmek istiyorum benim bakış açımla. Biraz önce söyledim. Enflasyon, çok yüksek bir enflasyon var. İşte hissedilen 100-150, işte TÜİK'in yayınladığı %80. Bütün bunlar tabii şirket değerlerini arttıracak TL bazında. Şimdi TL bazında şirketlerin değeri artacaksa fiyatları da artacak. Onun için borsanın şu anda en önemli yükseliş nedenlerinden biri vatandaşın, fonların, şirketlerin düşük Türk lirası getirisinden kendinden korumak içindir. Şimdi bak, bugün enflasyon işte 80 resmi, faizler %20 civarında. Öyle değil mi? İşte KKM 17, işte artı işte 16 oldu artık, artı işte eğer bir kurdaki yükseliş daha yüksek olursa. Tahvil bugün kaça geldi Barış? 13-14'lerde. Ya düşünebiliyor musun? Türk lirası tahvili 13'lerde, döviz bazlı Eurobondlar 9-10'larda. Yani Türk lirası faiziyle döviz bazlı faiz neredeyse çok yakınlaştı. Birinin enflasyonu %7-8, Türkiye'nin enflasyonu %80, 10 katı. Ama o neden aşağı geldiğini de söyle bizdeki tahvil tabii faizi. Biraz şeyden düzenleme, dolayı. Düzenleme Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın düzenlemesi. Bankaları işte, yönlendirmesi tahvil almak için. Tahvil alma, yani şey işte kredi bir şey yapıp tahvili portföylerine dahil ettirmesi. Biraz daha teknik ama şimdi baktığın zaman enflasyon çok büyük bir sebep bu şeyin yükselmesinde. Bir de Sayın Nebati tabii bunları TL olarak yazıyor. İşte 400 milyar falan. Rekor. Şey de bu arada rekor da yazmış. Tamam. Günün TL bazında. Kazançla 3222 puanın tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Çok doğru TL bazında ama Sayın Nebati belki de ya ekibi tarafına bir de döviz bazlı bakabilir. Yani döviz bazında ne yapmış diye kendisine borsa iletebilirler. İstanbul. Çünkü bu endeks 5.1'di 2013 yılında. 5.1 dolardı. Bugün bu endeks 1.7 dolar. Yani %70'i gitmiş döviz bazında. Onun için buna biraz daha hem şirketlere hem de endeks bazında biraz da döviz bazında bakmak lazım.
TL olarak yükselmesi tabii ki önemli. Bu arada ben bir şey daha ekleyeyim. Son 13 yılın en iyi Ağustos yılını geçirdik Barış. Son 13 yılın en iyi Ağustos ayı oldu. En son Nisan 2009'daydı. %26 gibi Ağustos ayında bir yükseliş oldu. Borsada. Evet. Kayda değer çok ciddi bir yükseliş oldu. Yani neredeyse işte yani bir yıllık faizden daha yüksek sadece bir ayda yükseliş oldu. Ama bunlar TL bazlı. Tabii ki döviz bazlı da işte %20'ye denk geliyor yükseliş. Çünkü biliyorsun döviz çok oynamadı. Ağustos ayında çok az değer kaybetti. Ama ben global anlamda bu endeksi döviz bazında bakmayı tavsiye ediyorum. Döviz bazında çok ucuzuz. Yani şu hala doğru. Uygun dolar endeks. Dolar bazı 2013 evet. Zirve. Evet işte bak 2013'ten nereye gelmişiz? Şuradayız. Evet. 5.1'den işte 1.2'ye indik. İşte 1.50 önemli bir dirençti. Orayı kırdık. 1.77-1.76 şu anda endeksteyiz şu anda. Benim hedefim yani benim şuralara geldik. Sana hocam. Yılbaşında verdiğim hedef de 2 sentti. O zaman kur 15'ti. Kur bugün 18'e geldi. Ben bu endeksin yıl sonuna kadar 2 sente gidebileceğini düşünüyorum. Yani 2 sent dedi. Seviyeye gelmiş dolar bazlı. Efendim? Dolar bazlı önemli bir seviyeye tabii, gelmiş. 2020-21'den beri hani pek kırıp gitmemiş evet. Dolara. İşini kırabilir çünkü bu 3. Bu kadar ayda, yüksek enflasyon yoktu. Bu kadar yüksek enflasyon yoktu. Bir de 3. 4. kez deniyor. Hani kırma ihtimali var. Kar satışı gelebilir arada ama ben kırma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü enflasyon yükselmeye devam edecek. Yani işte pazartesi açıklanacak veri. İşte ortalama beklenti herhalde 3 gibi bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum Bloomberg herhalde anket yayınladı. Sende var mı bilmiyorum ama. 81.3. Tamam işte herhalde 79'larda. Geçen sene 1 çıkmıştı. 3 ortalama. Beklenti var. Enak muhtemelen daha yüksek. Yani %4-5 en az çıkar diye düşünüyorum. Yani yıllık enflasyon hani 81-82'lere gelecek. Enak'ın da herhalde 150'li üzerine olmaya devam eder. Böyle oldukça da yükseliş potansiyeli ben devam edeceğini düşünüyorum. Başka bunu tetikleyecek tabii ki seçim. Şu anda tabii kimse erken seçim konuşmuyor ama bir ihtimal ben olduğunu hala düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Tabii çok ama Eylül'e şey gelecek. 60 gün yani 60 gün önce yani Eylül ortasında alsan Kasım ortasında yapabilirsin. Küçük bir ihtimal ama ben bu böyle bir ihtimal hala olabileceğini düşünüyorum. O son tabii ki doğal gaz elektrik zamlarının ardından da böyle düşünüyor musun? Yani düşük bir ihtimal tabii. Bunları geçmişte de gördük. Sayın Bahçeli, Bahçeli açıklamıyor. Piyasa Bahçeli, heyecanlanıyor. Tabii ki. Yani Sayın Bahçeli ne zaman seçim kararı olursa zaten son 20 yılda olduğu gibi o zaman ülkede seçim olacaktır. Ama konuşulan tarihte 14 Mayıs. Onu sen de duymuşsundur. Nisan, Mayıs gibi bir... denemez onu. Erken denemez tabii yani. Haziran, 23 Haziran'dan bir ay önce ya da iki ay önce bu erken seçim sayılmaz. Olursa zaten şu açıklama gelirse işte... Şu 10 gün, 15 gün içerisinde gelir bir seçim kararı. Yoksa da zaten tabii zor bir kış bekliyor, onu söyleyeyim. Yani çok kolay olmayacaktır. Yüksek kur, işte yüksek enflasyon, ekonominin yavaşlama ihtimali var şimdi tabii. O da tabii ki yani Türkiye'de de bir stagflasyon riski taşıyor. Yani onun için... Mart'ta Nisan'da yapmak da açıkçası daha riskli olabilir ama dediğimiz gibi bu kararı işte ancak bir kişi iki kişi verecektir. Ona göre tabii bu borsayı da hareketlendirir yani ekstra bir beklenti satın almaya başlar. Bankacılık endeksinin bu kadar sert gitmesi, hızlı gitmesi yani bankalara uzun süredir böyle hareketler görmemiştik. Daha sakin hareketler. Doğru. %10'lar. Arka arkaya tavanlar, %7'ler, %5'ler. Neden bu kadar çok banka hisseleri satın alınıyor? Güzel bir soru. Yani tabii bankalar geride kalmıştı biraz Barış, o kesin. Yani değerleme diyebilirim. Biraz işte beklentiyi satın alma, işte biraz daha yabancıların gelmesi. Yani biraz son dönemde bir giriş görüyoruz. Genellikle biliyorsun bir yabancı girişi olduğunda bu en kolay, en çabuk bankalara oluyor.
Bankalar bence geride kalmıştı. Onun şeyi, onun yükselişi diyebilirim. Evet, bu yani grafik bayağı bir yukarıya doğru çok, çok sert gitmiş bankacılık endeksi. Son bir yılın grafiği ve çok hızlı bir yükseliş karşımızda. Şöyle sene başından bu yana tüm dünya endekslerini sıraladığımızda da Borsa İstanbul %73,5'la en çok değer kazanan yerel para birimleri cinsinden endeks. Sonra BIST 30 geliyor. Bu da Arjantin muhtemelen. O da 63'te. Hemen bizim yüksek enflasyonlu olan ülkelerden bahsediyorsun. Evet. Evet. Dolar cinsinden acaba ne yaptı diye şöyle bakıyorum. Yani bütün endeksleri dünyada dolar cinsinden sıraladığımızda %26 getiri var. Burada da lideriz diyebiliriz. Sene başından bu yana BIST 30'da %24,5. Yani dolar bazında da pek fena getirmemiş. Çok yani iyi bir getiri var bu sene yani. Dolar bazında %26 ne demek? Çok iyi bir oran. Çok çok iyi bir oran. Yani işte dolar faizi %2-3'lerde değil mi? Hı. Tahviller işte kaç biraz önce verdin 10 yıllık tahviller işte 3-20'lerde diyelim. Tamam 3-3,5 diyelim. Hı. Yani 26 çok önemli bir getiri dolar bazında. Biraz daha devam edebilir. Yani döviz bazında bakmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Borsa İstanbul olarak. Çünkü TL bazında dediğim gibi yüksek bir enflasyon olduğu için şirketlerin değeri artacak ve şirketlerin değeri TL bazında arttığı için de fiyatlar artacağını görebiliyoruz. Dediğim gibi vatandaş kendini nasıl koruyacak Barış? Yani bugün işte 80 resmi, işte 150 gerçek enflasyon var. Bunu her şeyde görebiliyorsun. 20 faizle hani işte ekonomik model deniliyor. Ben deney diyorum. Çünkü iktisat tarihinde böyle bir şey yok. Yani böyle bir deney yok. Bu deney sonucunda çok hiç görülmemiş bir şey yaşıyoruz. Yani %100 bir enflasyonla %20-25 yani TL varlığını koruyamıyorsun. Ne yaparsan yap koruyamıyorsun. Ne yapıyor vatandaş? İşte gayrimenkule gitti. Orada iyi getiriler elde etti. İşte biraz altın alıyor kendi korumak için. Bir tabii ki hani Borsa İstanbul'a bir hani işte bir ayda işte senin aldığın TL getirinden daha yüksek bir getiriye sahip oluyorsun. Ve sonuçta şeyde kitaba referans ederek borsa oyun değil yani bir yatırım yeri sonuçta bir şirkete ortak oluyorsun. Bu da uzun vadede bir getiri sağlayabiliyor. Evet, dolar bazı son bir ayda %20 kazandırmış. Evet. İnanılmaz bir hareket var. Evet, evet işte 26 TL bazında 20-21'de döviz bazında. Bir Ferhat Yüksel Türk'ün değerlendirmesi var. Onu dinleyelim ardından biraz kur soracağım. Murat Salman'ın sohbeti sürdüreceğiz. Enflasyon tarafındaysa tabii işler hiç iyi gitmiyor ve enflasyonla mücadele aslında yapmıyoruz. Biraz da buna bağlıyor olmak lazım. Merkez Bankası'nın önceliği enflasyon değil. Zaten bunu son kararında da çok açıkça bize gösterdi. Öncelik tamamen büyüme olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da enflasyon tarafında bence bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yılın ilk yarısının sonuna kadar herhangi bir iyileşme beklemiyor olmak lazım. Baz etkisiyle düşüş görebiliriz. İşte yıl sonunda belki %75-80'lere doğru hafif bir gerileyecek enflasyondan bahsediyor olabiliriz. Fakat halen enflasyon temposu, enflasyon beklentileri, işte fiyatlama davranışlarındaki bozulma, çünkü genele yayılan bir fiyatlama davranışında bozulma var. Bu tarafta bir iyileşme yok. Beklentilerde de iyileşme olmadığı sürece de biz bu tarafta enflasyon tarafında herhangi bir yani %50'nin altına hatta %60'ın altına bile çok nadir düşeceğimiz bir dönemdeyiz maalesef. Yani yüksek enflasyonu en az 1,5-2 yıl daha yaşamak zorunda kalacağız diye düşünüyorum ben. Bu açıdan da baktığımızda aslında tüm şirketler açısından, aslında tüm herkes açısından 2023 yılının büyümenin biraz daha yavaşladığı fakat enflasyonun halen yüksek kaldığı bir makroekonomik tablo bizleri bekliyor. Ferhat Yüksel Türk'ü dinledik. Biraz kur soracağım. Dolar TL'de 18-20-22'lerdeyiz. Hakikaten çok sakin bir kurumuz var. Oynaklık i̇şte oldukça düşük. Öyle dediğin zaman kur hemen hareketleniyor sonra bak. Son dedi. Hep böyle diyorsun. Ama bu sakin sakar... sakin sakin diyorsun. Sonra dedikten birkaç biliyorsun. Oynaklık artabilir. Evet. Ama şu an gerçekten oynaklık oldukça düşük. Bu nasıl oluyor? Murat Salman. Şimdi nasıl oluyor dersen. Şimdi tabii kuru sona bıraktık ki şey yani filmin sonu ya yani son, kur konuşmadan. Sen de sunumlarda da sona mı bırakıyorsun? Tabii ben yaptığım konferanslarda
döviz kurunu son şeyde bırakırım. Yani filmin sonu gibi. Yoksa yani şimdi kuru başta konuşsak herkes kapatır gider. Yani kimse dinlemez bizi. Ha. Ama herkes kuru bekliyor normal. Çünkü kur çok belirleyici. Her şeyin belirleyicisi kur. Enflasyonun, senin yatırımların, borsanın, dış ticaretin, faiz, her şeyin belirleyicisi kur burada. Şimdi %76 Türkiye'de dolarizasyon var. Direkt ve endirekt. Şimdi direkt dolarizasyon dediğimiz normal. DTH. İşte herhalde sende rakamlar var. %56-57 olması lazım. Bir de üstüne KKM var. 65 milyar dolar. Bunları topladığın zaman memleketin 1/4'ü dolarize. KKM'yi de dolarize olarak mı alıyoruz? KKM dolarizasyon. Ama başka yönle, başka yöntemlerle. Ya sen dolarize bağlısın. Ya döviz ne yaparsa ona göre. Hani döviz yükselirse sen işte aradaki getiriyi alıyorsun falan. Yani o da bir dolarizasyon. Dolar endeksi çünkü. Ve faiz alıyorsun. Yani şimdi kalan miktar için tabii bunu yükseltebilir mi? Hani şirketler alıyor biraz. Biraz önce yayın başında da verdin. Pozisyonlar azalıyor. Bu iyi bir şey. Yani pozisyonlar... İşte döviz açık pozisyonu açık pozisyon dediğimiz borç pozisyonları bank şeylerin şirketlerin azalıyor. Bu da iyi bir haber. Ne kadar azalırsa o kadar dövizde baskı azalır. Tabii Merkez Bankamız işte Rusya falan filan biraz rezerv geldi. İşte onlar da biraz satıyorlar kamu bankaları falan derken biraz bu corporate dediğimiz yani şirket alımlarını Merkez Bankası ve kamu bankaları dengeliyor. Tabii burada da iki tane şey kamp var. İki kamp var. İki tane ekip var. Birinci ekip 25 milyar dolar gelecek, 30 gelecek, işte 50 gelecek, erken seçim kararı alınacak falan filan. Beklenti şu bu, 14, 15, 13'e düşecek. Bir beklenti bu. Diğer beklenti tutmaz bu. 22 kopar. İşte dövizi tutamayız. İşte sonbahar, kış geliyor. İşte döviz ihtiyacı artacak falan. Sonra da senaryosu. Felaket senaryosu. Havada uçuşuyor rakamlar işte 22, 25, 30 falan böyle acayip rakamlar. Şimdi tabii en önemli soru hangi şey olabilir? Şimdi tabii biraz önce söylediğim gibi dolarizasyon miktarına baktığın zaman şeye biraz daha baskı azaldığı görüyoruz. Buradaki şey konu tabii şirketlerin geri döviz ödemesi. Toplam borçlamanın %50'nin üzerinde döviz olduğu için. Çok ekstra bir durum olursa ancak kur düşebilir. Yani yoksa kur bence yani buralarda kalır, biraz aşağı gelebilir ama böyle tekrar 14-15 falan olması. İşte bir erken seçim kararı, işte inanılmaz bir paranın girmesi, ya inanılmaz dediğim en az 15-20 milyar dolar bence buraya bayağı, hatırlar mısın 21 Aralık işte en uzun gece mi? İşte 21 Aralık'ta gerçekten en uzun gece olmuştu. İşte 18'lerden hatırlıyorsun Barış. 10'lara kadar düşmüştü. Buraya kadar böyle bir düşüş görme ihtimalimiz var mı? Yani buradaki gibi sert. Ya Barış bu kadar yani 11'e düşer mi bilmiyorum ama tabii ki sert düşme ihtimali var. Yani bir seçim kararıyla TL değerlenebilir diyorsun. TL değerlenebilir. Yani ya seçim kararı dedin işte beklenti. İşte hele böyle iktidar değişikliği, para normal politikalara dönüş, yabancıların tekrar dönmesi falan filan. Burada bir şey olabilir. Beklenti satın alınabilir. Ya da bir ciddi bir para girişi. Bu da düşürür. Ya belki de 14-15, 10-11'lere biraz zor. Reel efektif kura da bakmak lazım. Şimdi sen bugün kura bakıyorsun. Sen üretici fiyatların kaça gitmiş? 145. Bugün TL değerleniyor üretici fiyatlarına göre. TL değerli şu anda. Enflasyona göre de değerli. Evet. Onun için hani aşağı gelmesi... İhracatçılar da bu sefer. Event driven dediğimiz yani bir haberle, bir gelişmeyle kendiliğinden gelmez. Bir iyi bir gelişme olması lazım. O da kalıcı olur mu bilmiyorum. Olağanüstü bir gelişme olması lazım. O da
ne kadar aşağıda kalır bilmiyoruz. İşte oldu, işte 18'de 11'e indi. İşte sonra tekrar yükselmeye devam etti. Yukarıya gitmesi tabii yani 20 olası tabii hani çok hızlı gider mi? Yine bir şey olması lazım. Sen dedin ya çok sakin. Ama işte Merkez Bankası toplantısı var. Herhalde indireceğine devam edecek. Bekliyor musun yani? Ya şimdi dediğim gibi şimdi Merkez Bankası'nın kararı değil. Artık siyasi karar olduğu için uzun zamandır da yani Merkez Bankası'na bakarsan normalde zaten olmaması lazım. Onu kenara attık. Ha. Siyasi anlamda evet yani olabilir. Dediğim gibi 3 seçenekten bir tanesi zaten değiştirilemez olduğu için ya sabit ya aşağı. Yani %50-50. Eskiden 3'te 1. Şimdi %50 şansla evet indirebilir. 12, yani bir 100 bas puan daha olabilir, indirebilir. Yani indirdi ne oldu işte 20-25 kuruş gitti kur. Niye indiriyor gerçekten mantığı hiçbir şey anlamıyorum. Ekonomik yavaşlamaya atıf var. Yani ekonomi biraz yavaşlıyor. Tamam bir puanla ne kadar değişir ki? Yani öbür taraftan enflasyon arttırıyorsun. Sen hani kuru işte bir indirdi, kuru 18,5, 19 oldu. Sen orada ekstra bir enflasyon yaratıyorsun. O 100 bas puanı banka ne kadar takip ediyor? O da bir... Orada da regülasyon yapıyor. Orada regülasyon yapıyor ama... Regülasyonlara ticari kredi faizlerini aşağı çekiyor. Evet ama ne kadar ekonomiye... Tabii ki mutlaka yani bugün 2 puan, 3 puan indirsen ama dediğin gibi bir tarafta enflasyonu tutamadığın zaman o zaman başka bir sorun ortaya çıkıyor. Kuru da tutamadığın zaman başka bir sorun ortaya çıkıyor. Onun için... faiz indirme tabii bir ihtimal var yani bu toplantıda bile olabilir. Yıl sonuna kadar ben olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi yani Merkez Bankası hani politika faizi artık ben adını değiştirmiştim. Politikacı faiz demiştim. Hani onun yani piyasada bir önemi var mı? Bak sen söyledin. Regülasyonlarla ancak yani otomatikman politika faiz olduğu için diğer faizler aşağı inmiyor. Bu arada diğer faizlerin aşağı inmesi, mevduat faizlerin aşağı inmesi de dediğim gibi hala negatif reel faiz şeyini arttırıyorsun. Yani marjını arttırıyorsun. O zaman yine tuhaf bir görünüm ortaya çıkıyor. Dediğim gibi yani ben seçime kadar yani bu tür bu politikanın devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi hani nasıl olur dersen deney olduğu için şeyi yok. Yani iktisatta bir yeri yok. Daha önce test edilmiş mi? Bu kadar negatif reel faiz olmamış hiçbir yerde. KKM'den çıkış nasıl olacak peki? KKM'den çıkış dediğim sonu mu? Ya bence yani seçime kadar devam eder. Ya ben yıl sonuna biliyorsun sonlanacaktı ben düşünmüyorum. Yani ciddi bir dövize talep gelir bu sefer. Yani 60 milyar dolar biliyorsun KKM'de var. Yani ciddi bir baskı olur dövize. Ben açıkçası yani KKM'nin artık seçime kadar uzatılacağını düşünüyorum. Tabii ki burada hazineye ciddi bir yük var. Onu da hesaplamak lazım. Bu da tabii ki ekstra bir parasal genişleme, ekstra bir enflasyon yaratıyor. Yani bütün bunların sonucu nedir? Enflasyon yükselmeye devam edecek. Baz etkisinden tabii düşecek işte. Geçen önümüzdeki sene düşüş beklentileri var. Düşüş baz etkisi. Yani şimdi şöyle vatandaş şöyle ben hani bir finans okuru yazarlık gönüllüsü olarak şöyle diyeyim. Enflasyon düşecek şu değil Barış yani fiyatlar aşağı gelmeyecek. Yükseliş yavaşlayacak. Yani %100 yükseliş değil de %50 yükseliş göreceğiz ama yine enflasyon yükselmeye devam edecek. Yani şunu şeyi anlamayalım. Ha, baz etkisinde hop fiyatlar aşağı geliyor. Yok öyle bir şey. Yükseliş yavaşlayacak sadece. Ama bu politikalarla o baz etkisiyle evet yavaşlayabilir ama diğer politikalar devam ettiği için bu işte yeni model ya da deney devam ettiği için enflasyonda yükseliş devam edecek. Çünkü enflasyonla ilgili işte senin geçen yayında beni gülme krizine tutturdun. Enflasyon koruma timlerinden bahsetmiştin. Ondan başka enflasyonla ilgili hiçbir mücadele yok şu anda. Peki böyle bir yani ekonomik konjonktür, yurt dışını yurt içini konuştuk. Sen eski bir portföy yöneticisin. Burada nasıl bir en azından seçime kadar devam etmek gerekir. Kurun ağırlığı, borsanın ağırlığı, sabit getirili. Evet, güzel. Sonra. Böyle bir istersen bununla tamamlayalım. Evet. Yani paraydan güzel soru bu. Yani çok doğru bir soru. Çünkü bu kadar anlattık. İşte parayı varlığımızı nasıl koruyalım? Değil mi? Ya bir kere varlık dağılımı yapalım. Net. Yani her zaman söyledim.
Borsada Oynanmaz kitabımda da söylediğim, her yerde söyledim. Varlık dağılımı mutlaka yapın. Yani varlık dağılımı şu, tek borsaya, tek enstrümana, tek hisseye, tek tahvile, tek hayır, dağıtın. Dağılım nasıl olmalı? Yani çok böyle çok detaylı anlatmayacağım ama yani bir miktar altın, ben çünkü altın sadece altın değil, bir de dövize karşı da kendini koruyorsun. Gram altın. Gram olsa altın olabilir. Yani %10 olur, %20'ye kadar gidebilir. Ben şey yaparım, portföyünde bulundurmaya çalışırım. Borsa İstanbul tabii ki olmalı. Yani anlattığım sebeplerden dolayı tekrar şey yapmayayım. %20 olur, 30. Herkesin risk şeyine göre, vadesine göre. Ya onun için tam bir dağılım vermek maksimum oransal. Ya maksimum ya %50'ye kadar çıkabilirsiniz risk şeyinize göre. Ama yani genel bir portföyde %30 olabilir. TL varlık tabii ki bir miktar bulundurulabilir ama işte KKM olabilir, olacaksa o da. Çünkü en azından hani tam düşük bir TL faiz alıyorsunuz ama yani kura karşı da kendinizi korumuş oluyorsunuz. Hani döviziniz varsa da Eurobond fonu olabilir ya da kendisini de alabilirsiniz. Hani fon daha avantajlı olabilir. Baktığın zaman öyle bir dağılım. TL mevduat yok. Ya TL mevduat olursa KKM mantıklı olabilir. Yani aradaki marj çok büyük değil. En azından dövize karşı da kendinizi koruyabilirsiniz. Türkiye'deyiz yani. Dövizin pazartesi ne olacağını kimse bilmiyor. Her an hani ülkede biliyorsun, hep söylerim ya, Norveç, İsveç'te 365 günde yaşanan memlekette bir günde yaşandığı için yani her dakika her an bir şey olabilir. Onun için yani daha böyle korunaklı, çünkü zaten Borsa İstanbul bir getiriyi amaçlıyorsun. Ya ben de böyle portföy çizerim. Nasıl takımda forvet varsa, golü forvet atıyorsa, portföyde de golü hisse senedi atacak. Onun için hisse senedi olacak bir kere portföyde. Golü o atacak. Diğerlerinde de biraz kendini koruyacaksın. Biz gol atamıyoruz ama. Evet ya. Ya gelmiş, yeni bir golcü geliyor galiba da. Gerçekten Ronaldo mu? Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor biliyorsun. Ya vallahi bayağı bir heyecan oldu ama. Yani bayağı, yani ben de heyecanlıyım. Yani biz Galatasaraylı olan. Keşke gelse. Vallahi keşke gelse. Acayip bir tabii Ronaldo 38 yaşında. Real Madrid başkanı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok da şimdi Jesus var yani sonuçta, o ikna edebilir falan filan. Mesut Özil geldi. Yani büyük futbolcular. Bize de Drogba gelmişti. Evet, büyük evet. Futbolcu Snyder gelmişti. Niye gelmesin? İnşallah. Ama biz de biraz Galatasaraylılar biraz daha fazla gol bekliyoruz artık yani, değil mi? Yani kesinlikle şöyle abi. Gomis tamam kurtarıyor ediyor ama birer gol birer gol yerine böyle bol gollü maçlar bekliyoruz. Güzel bir lig olsun. Takımlar bayağı iyi kadro kurdular. Heyecanlı bir lig olacak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese de iyi hafta sonları. Ağzına sağlık. Hemen Melike'ye döneceğim. Amerika'da nispeten sert satışlar var. %1'in üstüne çıkan. Bakalım sevgili Melike nasıl anlatacak? Özellikle Nasdaq tarafında, özellikle teknoloji tarafında gerçekten ciddi bir satış ve 3 yılın dibinde ayı piyasası deniyor. Ve şimdi baktığımızda Nasdaq gerçekten ciddi bir kapanışla. Gerçi 3 haftanın devamı bu. Bunları görüyoruz. Bugün risk iştahının kırıldığını gördük. Önce risk iştahı vardı. Bu veri biraz kötü algılandı. Sonra iyi olduğu görüldü aslında. Sonra Fed endişeleri. Ardından Gazprom, sen de söyledin. Ve tabii hafta çip yapımcıları açısından da kötü geçti. Faize hassas olan hisseler, Apple gibi, Amazon gibi, Meta gibi bundan ciddi etkilendi. Yani Google gibi değil mi? Netflix, Tesla'ya da bakınca. Çünkü teknoloji hisseleri faizlerin artışından en fazla etkilenenler, faiz oranlarına endeksli hisseli hassas hisseler olduklarından. Şimdi biz böyle bir günü ve haftada geride bırakırken, önümüzdeki hafta Labor Day haftası olduğu için pazartesi tatil kısa bir haftaya giriyor. Hacmin düşük olduğu bir hafta ve 13 Eylül'e gözler dikilmiş durumda. 13 Eylül'den önce de ne gelecek? TÜFE rakamı gelecek. TÜFE'ye bakacağız. Enflasyon rakamı çok önemli. Siz de konuştunuz. Fed'in baktığı en önemli parametrelerden birisi. Haftaya da gelecek verilere şöyle bir göz atalım. Şimdi bu haftanın en önemli verisi istihdamı ve işsizliği geride bıraktıktan sonra
Onların yorumlarını da geride bıraktıktan sonra tüketici kredisi, ticari açık, ISM hizmet endeksi, S&P Core PMI, Fed'in 5 kitabı tabii ki, ticari açık, toptancı envanterleri. Bunlar gelecek önemli verilerden haftaya diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Melike'cim çok teşekkürler aktardıkların için. New York temsilcimizi uğurluyoruz. Akşam seansının kapanışına bakalım. Amerika satışla kapandı. Biz bugün %2,5 yukarıdaydık ama akşam seansı düşüşte. 3664 ile %0,5'lik bir geri çekilme ekranlarınıza yansıdı. Önümüzdeki hafta neler konuşacağız ona bakalım. Pazartesi günü özel sektör hizmet PMI Çin'den, Türkiye'den enflasyon az önce konuştuk. 81'lere çıkabileceği tahmin ediliyor. Euro bölgesinden hizmet PMI, İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lideri belli oluyor. Ve OPEC artı Rusya toplantısını takip edeceğiz. Salı günü Almanya'dan fabrika siparişleri, Merkez Bankamızın enflasyon değerlendirmesi, reel efektif döviz kurunu alacağız içeriden. Yurt dışında hizmet PMI Amerika'dan ve ISM hizmet verisini takip edeceğiz. Haftaya çarşamba günü Almanya'dan sanayi üretimi, Euro bölgesinden ikinci çeyrek büyüme verisi, döviz tevdiat hesapları, yabancı işlemleri, rezerv Merkez Bankamızın ve Kanada Merkez Bankası'nın faiz kararıyla çarşamba akşamı 9'da Amerikan Merkez Bankası Fed'in 5 kitap raporunu izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta Perşembe Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Programda da konuştuk. 75 bas puanlık bir faiz artışı gelebilir dedik. Karar sonrasında da Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın bir basın toplantısı var. Önümüzdeki Cuma'yı Çin'den enflasyon verisi, Rusya'dan enflasyon verisi, yine Rusya'nın ikinci çeyrek büyüme rakamını alarak karşılayacağız. Aynı gün haftaya Cuma günü Avrupa Birliği'nin enerji bakanlarının bu Avrupa'daki enerji krizini konuşmak üzere bir olağanüstü toplantısı var. Orayı da izleyeceğiz. Bizden bu akşam bu kadar. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür.